İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Hainlerin yeniden aktifleşmesi. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'da dolu ve yağmurlar bölgede büyük zarara yol açtı. Ahalkalak'ta kent günü üçüncü kez kutlanacak. S-400'lerin ikinci partisi Türkiye'ye gönderilmeye başlandı. İran İslam Cumhuriyeti 6 Eylül'de yükümlülüklerini durdurmanın üçüncü aşamasına geçecek. İsrail Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye karşı tedbirler geliştiriyor. Kilikya Ermenistanı'nın Adana şehrinde tarihi heykel ele geçirildi. Batı Ermenistan adına Facebook'ta mektup dağıtımı. Sevgili vatandaşlar, son aylarda Batı Ermenistan adına Batı Ermenistan'ın sözde politik çizgisini savunan ilgili makaleler yayınlandı. Batı Ermenistan hükümeti ve parlamentosu, Batı Ermenistan ve Batı Ermenistan'daki Ermenilerin haklarını koruma politikasını ihlal eden bu makaleleri şiddetle kınamaktadır. Örnek olarak devletimiz adına tahminen UNESCO'ya gönderilecek olan bu mektubu sizlere sunuyoruz. UNESCO yönetimi Audrey Azoulay'a açık mektup. Azerbaycan Cumhuriyeti Ermeni halkının kültürel mirası olarak kabul edilen en eski ve en büyük anıtları ve kiliselerin çoğunu tahrip eden ve yok etmeye devam eden bir devlettir. Bunun çarpıcı bir örneği Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Artsakh ve Nahçıvan'da bulunan 89 Ortaçağ Ermeni Kilisesi'ni, 400'ü Agulist'e olmak üzere 5400 Ermeni taş işçili olarak anılan haçkarları ve 22.700 mezar taşını ve 2005 yılında Çuha'daki binlerce antik ve orta çağdan kalma orijinal haçkarları yok etmesidir. Batı Ermenistan, bu bölgelerin hiçbirinde Azerbaycan topraklarındaki Ermeni mirasının varlığını kabul etmiş değildir. Şu basit nedenden dolayıdır ki Batı Ermenistan, Azerbaycan sınırlarını tanımamaktadır. Tüm dünyadaki Ermenileri, Batı Ermenistan'daki Ermenileri ve kendi devletinin haklarını tahrip eden bu politikayı kınamaya çağırıyoruz. Batı Ermenistan, Sevr Antlaşması Azerbaycan tarafından uygulanıncaya dek Azerbaycan'ın sınırlarını tanımayacaktır. Bugün ortaya çıkan bu insanlar, Türk politikasının yararına çalışan ajanlardır. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum şehrinin Olto ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu bölgede büyük zarara yol açtı. Köprü yıkan yağış araçları sürükledi. Sitare Dağı'ndan gelen sel suları, taşları ve çalıları sokaklara doldurdu. Selin vurduğu Alatarla köyünde gün ışığıyla birlikte zararın büyüklüğü de ortaya çıktı. Elektriklerin kesildiği mahallede selin sebep olduğu zarar, havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Ahalkalak sakinleri 31 Ağustos'ta kent gününü kutlayacak. Etkinlik, kutlama ve bayram olmak üzere iki bölümden oluşacak. Bu yıl Ahalkalak günü bayramı üçüncü kez düzenlenecek. Gürcüce yeni şehir anlamına gelen Ahalkalak şehri 955. yaşına girecek. İhaleye açılan şenliğin ön tarihi 24 Ağustos olarak belirlenmiş olacaktı. Ancak ihaledeki tartışılan bir nokta nedeniyle tarih ertelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na göre Türkiye tarafından satın alınan Rus S-400 uçak savar füze sistemlerinin ikinci partisinin Türkiye'ye tedariki zaten başladı. Türk Resmi Anadolu Ajansı'nın bildirip Armenpress'in aktardığı haberde resmi bilgilere göre S-400'leri taşıyan ilk uçak Ankara'daki Mürtet Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif'in Süddeutsche Zeitung gazetesiyle yaptığı röportajda Tasnim Ajansı'nın belirttiğine göre İran'ın 2015'te imzalanan nükleer antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini sona erdirmesinin 3. aşamasına 6 Eylül'de başlayacağını ifade etti. Zarif, 3. aşama 6 Eylül'de başlayacak. İlk aşama 8 Mayıs'ta, ikincisi ise 7 Temmuz'da başladı. Tahran, kendi nükleer yükümlülüklerini anlaşmanın 26. ve 36. maddelerine uyarak reddetti, dedi. Zarif, Avrupa ile bir anlaşmaya varması ve Avrupa'nın bunu uygulaması durumunda İran'ın kendi kararını yeniden gözden geçireceğini ekledi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Kudüs'te faaliyet göstermesini durdurmak için İsrail'de özel bir tedbirler paketi hazırlanmakta olduğunu açıkladı.
Katz kendi sosyal medya hesabı Twitter'de İbranice ve Arapça yayınlanan bir yazıda şunları kaydetti. Dışişleri Bakanlığı'na Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki kışkırtıcı ve provokasyon faaliyetlerini engellemek için bir dizi tedbirler paketi geliştirme talimatı verdim. Katz, beklenen tedbirlerin özü hakkında ayrıntılı bir bilgi vermedi ancak daha sonra ek bilgi verileceğini vurguladı. Kilikya Ermenistanı'nın Adana şehrinde düzenlenen operasyonda ellerindeki üzüm salkımlı kadın yüzü heykelini satmak isteyen iki kişi yakalandı. Tarihi eser niteliğinde olan heykel, üzüm salkımı bezemeli kadın yüzünü simgeliyor ve 141 santim yüksekliğinde. El konulan eser Adana Müzesi'ne teslim edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin Erzurum'un Savaş Dansı'nı sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.